Hadi gelin nasıl yapılıyor size onu anlatayım. Zaten bu üründe o sebepten Yunan balı. Fredo cappuccino yapalım. Bir bakın nasıl oluyor. Parmağım espresso da. Zici niye 4 çeşit yaptınız derseniz makineyi aslında anlatmıştım ama 4 kişiyiz burada. Bizde bir şey içecek. Eda çökecek. O netim. Artık bunu da kendinizde. Oh! Dedikodumu da yaptım. Sine böyle yapıyor. Ya sosyal medyacı bütün git. Herkese merhaba. Bugün çok merak edilen bar mikserini anlatacağız. Neymiş bu bar mikseri? Nasıl kullanılıyor? Hadi gidin hep beraber inceleyelim. Bugün Kalko'nun bar mikseriyle karşınızdayız. Kutu açılışı yapmadım. Oldukça simple bir ürün zaten. Bar mikseri ne işe yarıyor? Önce onu anlatayım. Birçok mekanda bar mikseri yerine bar blenderı kullanılıyor. Bununla milkshake'lerini, frappe'lerini, Freddy cappuccino'larını, Freddy espresso'larını yapıyorlar ama teknik olarak bu doğru değil. Orada yapılan milkshake'te veya en daha önemlisi frappe tam olarak aynı frappe olmuyor. Orada bıçaklar buzları kırdığı için ve çok hızlı döndüğü için yeterince bir kabarma, sütte bir kabarma yeterli bir hacme ulaşamıyor. Daha çok yoğunlaştırıyor ve buz o kadar çok hızlı kırıyor ki aslında içindeki sütü bir nevi dondurma yaparak bir kıvam haline getiriyor. Bu da bir yöntem. Bununla başka şeyler yapılabilir ama işin orijinali aslında bar mikseriyle bunu yapmakta. Bar mikseri nasıl bunu yapıyor? Bar mikserin yapısı bar blenderine göre tamamen farklı. Aslında kıyaslamak da doğru değil ama ülkemizde kıyaslandığı için bu videoda mecbur kıyaslıyoruz ama tamamen ayrı ürünler. Bar mikserindeki farklılık, daha doğrusu diğer ürünlerden fark edilen şey bu. Burada herhangi bir bıçak olmaması içine koyduğunuz ürünü daha kabarık hale getiriyor aslında bu ürün. Özellikle sütlerde. Bu sadece kafe içine düşünülmesin. Barlarda, kokteyl barlarda da bu kullanılabilir. Özellikle süt gibi ürünleri buzlu shakerlarla yaparken çok zorlanıyorlar. Çok da zaman kaybediliyor. Hem sütü hem de diğer ürünleri daha kıvamlı, daha yoğun bir hale getirmek veya daha kabarık bir hale getirmek için bu ürünü kullanabilirler. İki hızlı geliyor genelde bu ürünler. Kalko'da öyle. İki farklı hızı var. Yavaş hızda, düşük hızda yaptığınızda içine daha az hava alacağı için daha yoğun bir krem elde edeceksiniz. İçine koyduğunuz ürünü fark etmeksizin. Daha hızlı yaptığınızda da daha köpüklü, daha havalanmış bir ürünü elde ediyorsunuz. O yüzden genelde iki hızlı yapıyorlar. Özellikle de Yunanistan'da bu çok kullanılıyor. Niye Yunanistan dediğimi de hemen söyleyeyim. Frappuccino'nun, hatta aslında doğrusu Freddy Espresso'nun, Freddy Cappuccino'nun, Freddy Flat White'ın çıktığı yer Yunanistan ve orada her yerde kullanılıyor ve işin uzmanları açıkçası. Zaten bu üründe o sebepten Yunan balı. Kalko da aslında Yunanistan üretimli bir ürün. Yani tam işin ana vatanından geliyor ve bu içi için biçilmiş kaftan. Bahsettiğim gibi bir bıçak yok. İçinde çevirme suretiyle ürünleri daha kabarcıklı hale getirmeye çalışan bir ürün var ve yapıyor da bunu tabii ki. Güzel dondurmalardan milkshake'ler yapabilirsiniz. Frappe, Frappuccino, Freddo gibi ürünleri de yapabilirsiniz. Orada ürün 350 watt. Bu şekilde bastığınızda çalışmaz. Üzerinde bir switch var. O switch'e bir ürün, yani şu temas etmediği sürece asla çalışmıyor. Örnek verirsek şu an bastım ama çalışmıyor. Şuraya bastığımızda ürün o zaman dönmeye başlıyor. Bu da bu ürünle sağlanıyor zaten. Bunu buraya yerleştirdiğinizde, bastığınızda ürün çalışmaya başlıyor. Peki Kalko'yu piyasadan ayıran diğer ürünlerdeki farkı ne? Bana sorarsanız onu birkaç kalemde sınırlandırabiliriz. Aslında basit bir ürün. Öncelikle Kalko'nun çok fazla renk seçeneği var. Farklı farklı konseptinize uygun. Hatta rengarenk isterseniz. Farklı seçenekler ürünü elde edebiliyorsunuz. İkincisi ürün ana vatanından geliyor. Yani bu işin tam çıkışı olan Yunanistan'dan geliyor ve orada üretilmiş bir ürün. Oldukça da başarılı bu konuda. Benim en çok beğendiğim tarafı ise diğer piyasadaki ürünlere nazaran kullandıkları materyaller biraz daha farklı. Kalko'nun tamamı döküm. Herhangi bir plastik aksam bulunmuyor. Sadece şuralarda bazı plastik aksanlar var. O da öyle olmak zorunda açıkçası. Diğer türlü daha zor olacaktır. Bu şekilde olduğu için buraya ağır bir ürün koyduğunuzda da makinenin çok fazla hareket etmesinin önüne geçiyorsunuz. Bar mikserlerinde burada buzlu ürün çok fazla yapılıyor. Biraz böyle yüklü miktarda, büyük miktarda yaptığınızda bunu tutmanız gerekebiliyor. Çünkü yerinden oynuyor plastik ürünlerde. Ömür olarak da sağlık açısından da döküm olması daha iyi açıkçası. Ayıran en büyük özellikler bunlar. Geri kalan özellikleri genel olarak aynı. Bu tarafta dediğim gibi mil uzunluğu çok farklı. İki ayrı seviyede yapabiliyorsunuz bunu. Bu da içine koyduğunuz ürün alakalı. Dipten veya ortadan veya üst tarafından bunu yaptığınızda içindeki ürünün kıvamı da farklı oluyor. Hatta Yunanistan'da açıkçası bunu buraya iptal edip bir şekilde bozarlar. Shakerlarla ellerinde tutarak yaparlar böyle. Çok çok sık tüketildiği için farklı bir operasyon yapıyorlar. Ama güvenlik açısından biz bunu buraya koyulup yapılmasını her zaman öneriyoruz. İlk ne yapalım? Freddy Cappuccino yapalım. Bir bakın nasıl oluyor. Bunu yapmak için önce espresso ihtiyacım var. Hemen bir şat espresso alayım. Yok, iki şat espresso alacağım. 40-45 ml lazım. Gerçi bizim bardağımız küçük. 45 ml değil. Tek şat da görür ama yapalım bakalım. Parmağım espresso da. Önce buz lazım. Bunun tarifleri var internette ama basit mantıkta bir tane double shot kahveyi buzla buluşturuyorsunuz. Sonra çeviriyorsunuz. Bunu buzla bu şekilde çevirdiğinizde ürün daha yoğun bir hale alıyor.
hazır. Evet, Fredo Cappuccino böyle bir şey. Bu bekledikçe daha da çift görünüş, üç görünüşlü falan oluyor. Biraz sonra renkleri daha da değişecek. Bunun farklı tarifleri var. Ben bildiğim kadarını yapıyorum. Bir de Fredo Espresso yapacağız şimdi. O daha eğlenceli. Yine bize espresso lazım. Bir de süt yapalım ya. Bu nasıl da aslında süt? Bir süt köpürtelim. Süt nasıl köpürülüyor bir onu görelim. Buna biraz buz koyuyoruz. Gördüğünüz gibi tam olarak alameti farikası. Şimdi Fredo Cappuccino yapacağız. Tam tarifi bu değil aslında ama biz biraz da şık görünsün diye bunu yapacağız. Karamelli yapacağız bunu. Karamelle beraber çırpacağız. Bakalım nasıl oluyor. Biraz deneysel olacak ama biraz süt ekleyeceğim. Bence yeter. Bunu da çırpalım. Ben bol karamelli seviyorum. Efsane kokuyor. Karamelli Fredo Cappuccino oldu. Hepsini yaptık, bir Fredo Espresso yapmadık, onu fark ettim. Bu çok iyi olmadı, kabul ediyorum. Bu tam olması gerektiği gibi oldu. Şu an 4 renk görünüyor. Bana sadece bir miktar toz şeker lazım. Rici! Evet, böyle çeşit çeşit şeyler yaptık. Bir de Fredo Espresso yapalım. Niye 4 çeşit yaptınız derseniz, makine aslında anlatmıştı ama 4 kişiyiz burada. Bizde bir şey içecek. Fredo Espresso'yu kendim yapıyorum. Karamelli kesin Eda çökecek. O netim. Artık bunu da kendinizde. Oh! Dedikodumu da yaptım. Evet, yine bir miktar buz koyduk. Burada da bir bardağım var. Tam doğru sunumunu yapacağım. Bunu da yerleştirdik. Espresso'yu döküyoruz. İki tane de şeker. Bu şeker koymak zorunda değilsiniz ama ekseriyetle şekerle gidiyor diyebiliriz. Aslında siz bunu sosyal medyada gördünüz. Bir instant kahveyle sürekli karıştırılarak yapılan böyle ağdalı bir şey var. Ona hatta Fredo dediler. Ama aslında onun orijinali böyle oluyor. Instant kahveyle olmuyor. Sine böyle yapıyor. Ya sosyal medyacı bütün git. Ben biraz fazla çalıştırdım, daldım. Aslında daha az çalıştırmak lazımdı. Evet, gerçek Fredo Espresso. Evet, güzel güzel içeceklerimizi yaptık. Bar mikseri için bence şahane bir tanıtım oldu. Bar mikserini kısaca anlatmak istedik. Gördüğünüz gibi bu tip şeyleri yapmak için kesinlikle böyle bir ürüne ihtiyacınız var. Devamını, bu ürünlerin kullanımı ile ilgili detaylı internette birçok tarif var. Biz elimizden geldiğince Fredo Espresso, Fredo Cappuccino bunları yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince aslında bayağı biliyorum, iyi yaptım yani, onu söyleyeyim. Neyse, şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Ben içeceğimi içeceğim. Bu ürünle ilgili sormak istediğiniz her şeyi bize sorabilirsiniz. Videonun altına yorum yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Dilediğiniz soruyu her zaman sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.